Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün 9 Eylül 2021. 9 Eylül'ün ayrı bir önemi var tarihimizde. Güzel İzmir'in düşman işgalinden, Yunan işgalinden kurtuluş tarihi. Yaklaşık 3,5 yıl Yunan işgalinde kaldıktan sonra 9 Eylül 1922'de ordularımızın İzmir'e girmesiyle beraber tekrardan bağımsızlığına kavuşan güzel kentimizin doğum gününü bir kere daha kutluyorum. Aynı zamanda sizlere çok da teşekkür etmek istiyorum. İki farklı deneme gerçekleştirdim. Kısa videolar çektim. Çok İnanılmaz, bence inanılmaz ilgi gördü. Benim adıma söylüyorum bunu. Bunlara devam etmeye karar verdim. Ekonomik gelişmeler böyle çok önemli olduğu anda nerede olursam olayım kısa videolarla size bilgi aktarmaya çalışacağım. Ama hep böyle devam edemeyiz. Tabii ekonomik gelişmeleri farklı boyutlarıyla da incelememiz gerekiyor. Ve bunlardan en önemlisi kurdaki artışın sebebi olan dün Sayın Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşması. Bu konuşma neden önemliydi? Çünkü Merkez Bankası Başkanı aslında geçen hafta yatırımcılarla da bir görüşme gerçekleştirerek Türkiye'nin enflasyona bakış açısı, yani para politikasına uygun olan enflasyon bakışında bir değişikliği ortaya koyabilecek şekilde açıklamalarda bulunmuştu. Çekirdek enflasyona vurgu yapmıştı. Şimdi bu çekirdek enflasyon vurgusu ve özellikle hangi enflasyonun reel getiri konusunda esas alınacağına ilişkin dünkü açıklamaları piyasayı gerçekten tabiri caizse allak bullak etti. Şimdi çekirdek enflasyon konusu önemli. Neden? İki tane aslında temel olarak baktığımızda enflasyonla ilgileniyoruz. Bunlardan bir tanesi satın alma gücündeki değişiklikleri yansıtan ve geleneksel olarak fiyat hareketleri bağlamında genel fiyat endeksleri. İşte bunları biliyorsunuz. TÜFE, Tüketici Fiyatları Endeksi ve ÜFE, Üretici Fiyatları. Bu da kendi içine ayrılıyor. Yurt içi ÜFE, tarım ÜFE, yurt dışı ÜFE gibi. Bir de bunların yanında çekirdek enflasyon olarak adlandırdığımız bir seri daha var. Aslında çekirdek enflasyon dediğimiz özellikle normal bu geleneksel fiyat endeksleri içerisindeki mevsimsel etkilerden ya da fiyat hareketlerindeki şoklardan arındırılmış ve salt para politikalarının bu hareketler üzerindeki etkisini yakalamaya çalışan endeksler olarak adlandırılan endeksler. Biz bunlara çekirdek enflasyon endeksleri adını veriyoruz ya da çekirdek enflasyon adını veriyoruz. Ama bunlara biz halk arasında böyle derken tabii bunların gerçekleşen resmi isimleri özel kapsamlı TÜFE göstergeleri. Şimdi bizde A, B, C, D, E ve F olmak üzere toplamda 6 tane özel kapsamlı TÜFE göstergesi var. Yani çekirdek gösterge aslında 6 tane. Bunlardan A grubu mevsimlik ürünler hariç tüketici fiyatlarını veriyor. Yani toplam genel fiyat düzeyi içerisinden mevsimlik ürünleri çıkartıyoruz. Biraz daha mevsim etkilerini arındırıyoruz. Bir sonraki grup işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkol içecekler, tütün ve altın. Yani genel fiyatlar içerisinde o 418 tane kalem içerisinden bu demin saymış olduğum ürünlere ait olan kalemleri çıkartarak gene fiyat hareketlerinin ne olduğunu görmeye çalışıyoruz. Böyle böyle gidiyor. Şimdi bizim burada aslında en çok baktığımız E ve F grubu genel olarak. Alkollü içecekler ve tütün hariç olan TÜFE. Çünkü bunlar ciddi zam oranlarının üzerinde olduğu alanlar. Bir de yönetilen, yönlendirilen dediğimiz yani kamunun yapmış olduğu zamların da hariç tutulduğu TÜFE. Bunlar ne alemde? Buna bakıyoruz. Bir de bütün bunların haricinde enflasyonun o 418 tane kalem içerisindeki yayılma endeksine bakıyoruz. Mesela bazı aylar oluyor ki enflasyon o 418 tane mal üzerinden sadece tamamen farazi söylüyorum 200 tanesi üzerinde artıyor, 218 tanesi de düşüyor ama genele yayılmamış oluyor. Türkiye'deki son duruma baktığımızda, şimdi bütün bu söylediklerimizi toparladığımızda, Türkiye'nin manşet enflasyonu, yani bizim satın alma gücümüzü esas etkileyen enflasyon 19,25. Biz uzun zamandan beri, 2006 yılından beri özellikle enflasyona yönelik hedefleme yaparken bu enflasyonu esas alarak hareket ediyoruz. Şimdi politika değişikliği nereden kaynaklanıyor? Dün Sayın Başkan dedi ki çekirdek enflasyonu esas alacağız. Yani çekirdek enflasyonda işte 16,5 civarındaki mevsimlik ürünler hariç TÜFE'ye baktığımızda yaklaşık 16,5 civarında buna esas alacağız ve hedefimizi buna göre koyacağız. Bu ne anlama geliyor? Ve bunun arkasından bir de şunu ekledi. Dedi ki işte bu zaten Avrupa'da da bu şekilde esas alınıyor. Tam da dün eski Avrupa Merkez Bankası başkanlarından Jean-Claude Trichet dedi ki biz enflasyonda çekirdek enflasyonu esas alıyoruz. Amerika buna esas almıyor.
Çünkü Amerika'nın ve Avrupa'nın enflasyon anlayışları ve bundan etkilenmeleri birbirinden farklı. Ne demek istedi aslında? Avrupa 2. Dünya Savaşı döneminde ve 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra çok yüksek enflasyonlar yaşadığı için hem Avrupa hem Avusturya ve aslında kıtanın geneli enflasyonda yani fiyat artışlarında ortaya çıkabilecek olan hareketlere karşı çok duyarlı. O nedenle enflasyonda bu fiyat hareketlerini mevsimsel etkilerden de arındırarak satın alma gücü bir tarafta dursun ama şoklar, işte bu gıda fiyatlarındaki artışlar falan bunları da bir kenara koyalım ve bunlar üzerinden enflasyonu kontrol edelim ve bakalım diye bir hareket noktası izliyorlar. Ancak Avrupa'nın enflasyon ortalamaları yaklaşık %2,5'lar, 2'ler civarında. Amerika'ya baktığımızda orada da son dönemlerde yükselen bir enflasyon var ama onların da şu anki Hazine Bakanları, daha önceki Merkez Bankası Başkanı Yellen, aslında biz çekirdek enflasyona sadece bakarak karar veremeyiz. Çünkü genel enflasyon içerisinde satın alma gücünü de görüyoruz. Ve halkın satın alma gücünün nereye gittiğini görmeden enflasyon ve ona yönelik faiz politikaları belirleyemeyiz diye bir söylemde bulunmuştu. Şimdi bütün bunları şunun için toplamak istiyorum. Türkiye 2006 yılından sonra çekirdek enflasyonu mu yoksa genel fiyatlar düzeyi mi ona göre mi bir modelleme üzerinden ve hangisini hedef alarak gidelim dediğinde 2006'dan bu yana böyle bir tercih ortaya koymuştu. Şimdi politika tercihleri yapılırken dünya genelinde bu önce piyasalar alıştırılır, araştırmalar ortaya konulur, hangi metodolojik unsurlarla bu yeni politikaya geçeceği gibi temel varsayımlarla piyasalar ikna edilmeye çalışılır. Ama burada herhangi böyle bir şey yapılmadan dün Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması bize şunu ortaya koyuyor. Deniyor ki aslında hepimizin düşüncesi şu. Sayın Kavcı'nın göreve geldiği süreci ve onun öncesini hatırladığımızda daha önceki Merkez Bankası enflasyon ve enflasyonda ortaya çıkabilecek artışları önceden öngörerek bir önden yüklemeli faiz artışı gerçekleştirmişti. Ve faiz artışı yaptığı için aslında görevden alındı. Tabii bu böyle açıklanmadı. Herhangi bir açıklaması yok ama sonuçta görevden alındı. Onun yerine gelen Sayın Kavcıoğlu'ndan temel piyasanın beklentisi neydi? Faizi hemen indirecek. Faizi hemen indirmedi. Ama faizi hemen indirmemesinin sebebi bu Sayın Kavcıoğlu'nun indirmek istememesinden ya da o döneme ilişkin faiz indirmeyeyim, aman piyasaları coşturmayayım demesinden ziyade genel ortam ve dünyanın gidişatı, pandeminin seyri, açılmalar nedeniyle enflasyonda dünya genelindeki artış, emtia fiyatları artık ne derseniz deyin, o faiz indirimini mümkün kılmadı. Ama yani sonuçta hükümetin bir faiz indirim talebi var ve faiz indirim isteği var. Dolayısıyla hep beklenti şuydu. Fırsatını bulduğunda Merkez Bankası faiz indirecek. Oysa bir de Merkez Bankası'nın kendi taahhüdü oldu. Kendi kendine taahhüt verdi. Dedi ki ben enflasyonun üzerinde reel getiri vereceğim. Şimdi bunu da açıklamak istiyorum. Biz reel getiriye bakarken aslında normal ve enflasyondaki hedeflerin tutabildiği o ülkelerde reel getiri hesaplaması Merkez Bankası'nın hedeflemiş olduğu enflasyon hedefi üzerinden verilen faiz oranlarıyla hesaplanan bir değer. Yani ileriye bakarak, örneğin Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki kendi güncellemesiyle hedefi bu yılın enflasyonunun 14,2 olacağı yönünde. Daha önce daha farklı bir şey belirlemişlerdi. Mesela daha önce demişti ki 2021 yılının enflasyonu 12,2 olacak. Bir önceki enflasyon raporunda. Enflasyon raporu Nisan 2021'de 12,2 olacak dedi. Temmuz 2021'de 14,1 olacak dedi. Yani aradaki enflasyon raporu döneminde bile bu olayı revize etti. Şimdi hemen arkasından yani Temmuz'da 26 Temmuz'da yanılmıyorsam Temmuz 2021'de 14,1 olacak demiş olduğu bu enflasyon hedefinden sonra işte yeni açıklanan orta vadeli programda hükümet yani hükümetin bir kanadı Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden yapılan bu rapor hazırlamasında onlar dediler ki hayır 1,5 ay içerisinde ne değişti neler oldu bu enflasyon da olmayacak yıl sonu enflasyon hedefi 16,2 olacak yani 2,1 puan yükselttiler. Dolayısıyla zaten enflasyon hedefi konusunda Merkez Bankası ve hükümetin bir kanadı birbiriyle uyum içinde değil. Normal şartlarda ne olması beklenir? İşte Merkez Bankası'nın hedefiyle uyumlu olması beklenir. Çünkü Merkez Bankası para politikasını yöneten ve yönlendiren ana kuruluş. Oysa Merkez Bankası'nın bu hedefi yok sayıldı. Ve Merkez Bankası
2023-24 sonrası hedefleri de hep %5, %5 bir hedef koydu. Orta vadeli programa baktığımızda 2024'te bu 7,6 olacak dendi. Şimdi buna baktığınız zaman yani 16,2 bile olmama ihtimalinin kuvvetli olduğu bir ülkede ki muhtemelen %17-18'ler civarında bile gelebilir yıl sonu enflasyonu. O zaman reel getiri eğer bu getiri bu enflasyon oranının üzerinde 2 puan 2,5 puanlık bir reel getiri hesaplanıyorsa yetmez duruma gelmiş oluyor. Ve ya Merkez Bankası enflasyon daha da yükselirse bir faiz arttırımı yapmak zorunda ya da en iyimser tahminlerle enflasyon bu faiz artışlarını sabit bırakmak durumunda. Oysa şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın bu yeni söylemiyle ki iki tane söylemi var bunu hemen dikkate alalım. Biri çekirdek enflasyon konusu artık bunu izleyeceğiz dedi. Bu büyük bir politika değişikliği. Hemen bunun çekirdek enflasyonun ne olduğunu size az önce verilerle söylemeye çalıştım. İkinci konuda reel getiri hesaplamasında ben artık cari enflasyona bakmıyorum. Yani bu ay %21 de çıksa benim umurumda değil. Benim umurumda olan benim koymuş olduğum hedef. Bu hedefe göre ben faizi ayarlayacağım diye söylemi. Şimdi bu doğrudan doğruya ben önümüzdeki aylarda eğer Eylül ayında bu ay içerisinde yapacağım para politikası kurulu toplantısında bir faiz indirimi olmazsa son çeyrekte yani Ekim ve Kasım'da bir faiz indirimi olma ihtimali kuvvetli. Şimdi bu gerekir mi gerekmez mi ayrı bir şey çünkü büyüme verilerine baktığımızda enflasyon ve işte diğer rakamlar burada tabii faiz oranları da çok önemli. Faiz oranları yüksek olmasına rağmen Türkiye'de özellikle sanayi kesiminde işler oldukça iyi gittiği için yatırımlar hala devam ediyor gözüküyor. O zaman bu faiz indirimi tekrardan bir genişleyici politika olmayacak mı? Olacak. Peki bu genişleyici politika bir tarafından baktığımızda tüketicinin daha fazla mal, hizmet veya diğer işte ürünleri talep etmesine sebep olmayacak mı? O da olacak. O zaman bu parasal genişleme enflasyona neden olmayacak mı? Olacak. Tamam biz enflasyonu nasıl o zaman aşağıya çekebileceğiz? Yani baktığınızda bizim her yıl üstüne %14-15 koyarak resmi rakamlara göre söylüyorum halk arasında bizim hissettiğimiz enflasyon %30-40'tan aşağı değil. Dolayısıyla bu enflasyonu nasıl aşağı çekeceğiz ve nasıl alım gücümüzü koruyacağız? İşte bütün endişeler buradan doğuyor. Dolayısıyla dün piyasalardaki dalgalanmanın temel sebebi aslında buydu. Yani Merkez Bankası bir politika değişikliğine gidiyor. Bunu giderken herhangi kurumları alıştırarak ya da kurumlara yönelik olarak bir söylemde bulunarak ikna ederek değil, tamamıyla faiz indirimi yapmak açısından kendine bir alan yaratmak için yapıyor. Tabiri caizse oyunun kuralını kendine göre değiştiriyor diye piyasalar ürkmüş durumda. Ve dün de aynı zamanda yurt dışında da daha sonra bu açıklamaların hemen arkasından dolar endeksindeki ufak tefek hareketlenmeler de yukarıya doğru belki bir parça atmış olabilir ama ana sebep temel olarak buydu. Yani dün gelişen ülke piyasaları içerisinde en çok parası değer kaybeden ülkelerden bir tanesi Türkiye. O zaman bir taraftan da dün Sayın Başkan dedi ki ben Türk lirasını güçlendireceğim. Yani bunlar birbiriyle tutarsız. Hem Türk lirasını güçlendireceğim diyorsunuz dediğiniz anda ve diğer söylemleri de üst üste koyduğunuzda yani Sayın Başkan'ın konuşmasını bir tarafa koyup diğer tarafta Dolar-TL'yi yan yana koyduğunuzda Başkan konuştukça Dolar-TL yukarı çıkıyor. Başkan konuştukça Dolar-TL yukarı çıkıyor. Demek ki Türk lirası güçlenmiyor böyle. Yani piyasa ya da oyuncular buna çok fazla prim tanımıyorlar. O nedenle bu tür değişiklikler olurken hep dışarıya örnek vermek doğru değil. Bazen sizler de eleştiriyorsunuz haklı olarak ama örneğin Amerika bir yapacağı faiz arttırımını ve varlık alım programındaki azaltımı bir yıl öncesinden başlayarak piyasaları ve insanları ikna ederek daha hala başlamadan ikna etme yoluyla devam ediyor. Yani ben geçen gün yatırımcılar toplantısında bahsettim. Dün de Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odaları toplantısında bahsettim. Hadi bakalım önümüzdeki ay faiz indiriyorum demekle bizim ekonomimize bir katkı sağlayabilmek mümkün değil. Bu yapılanların tamamı Merkez Bankası'na olan güveni ve itibarı zaten çok yerlerde sürünüyor. Ortadan kaldıran bir husus durumuna getiriyor. Dünkü açıkladığım kısa videonun özeti bu. Gerçi bu da çok uzun olmadı ama artık sizlerin anlayışına sığınıyorum. Hepinize sevgiler, sağlıkla ve huzurla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.